bittiği yerde derler ya, gerçekten sözün bittiği yerde. Barış için, özgürlük için, emek için daha çok sözümüz var elbette. Burada daha güzel şeylerden, daha güzel bir dünya umudundan söz etmek isterim. Bu umudumuz sonsuz, kuşkusuz. Ancak Türkiye tarihi öyle kanlı bir sabaha uyandı ki asla silinmeyecek bir kanlı leke kaldı ülke tarihi. Unutmayın. Ve biliyoruz ki bu yeni değil. Katliamlarla örülü bir tarih. İnsanın insana zulüm ettiği, insanın yarasına bakacağı yerde, derdi olacağı yerde, kurdu olan bir ülkede yaşıyoruz. Biz yazarlar umudumuzu yitirdik. Evet, kardeşlerimiz, onlar şimdi bizi görüyor. Onlar şimdi bizimle düşünüyor. Onlar şimdi bizim özgürlük ve umut isteğimizi içlerinden yüksek sesle yineliyorlar. Sizlerle birlikte izliyoruz. Onlar bizimle birlikte. O yüzden biz buradayız. Ve bu meydanlar, bu ışıklı bulvarlar, bu ışıklı bulvarlara yıldızlar yağana kadar da burada olacağız. Şiirlerimizle, sözlerimizle, yazdıklarımızla en önemlisi onların bize miras bıraktığı güçlerle, güçlerimizle onları unutmayız. Onları unutmayız. O yüzden buradayız. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın basın bildirisini değerli basın emekçileriyle paylaşmak istiyoruz. Metni okuduktan sonra basın emekçilerinin metin dağıtılacak. Evet, daha öncesinde bu kanlı kıyımdan önce barış umutlarımızı yinelemiştik, söylemiştik. Şairlerin, yazarların bir araya gelerek oluşturduğu bir ortak barış şiiri de elimizde. Onları da basına dağıtacağız. Katiller aramızda. Ne için gitmişlerdi? Barış için. Ne için gitmişlerdi? Özgürlük için. Ne için gitmişlerdi? Emek için. Ne istiyorlardı? Balçağa batağa dönmüş bir ülkeyi Gülistan'a çevirmek. Ne istiyorlardı? Bir bozkır sabahında gökyüzüne kansız bakmak. Ne istiyorlardı? Bir ışıklı bulvarda kuşlarla, bulutlarla halaya durmak. Bırakmadılar. Ülkede nicedir kanlı bir pızar gibi işleyen savaş dili, önce kirli gazete sayfalarını televizyon ekranlarını zehirledi, sonra katillerin ruhlarını. Katiller aramızda. Dil düşüncenin evidir diyordu Heidegger. Ne diyordu İçişleri Bakanı? Mitingle ilgili bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum. Patlama miting alanı dışında olmuş. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Her olayda istifa mekanizmasını çalıştırmak doğru değil. Ne diyordu Başbakan? Elinizde canlı bombacıların listesi var. Ama eylem yapmadan onları tutuklayamıyor. Dile gelen bu düşünce katliamdan sonra alınan gizlilik kararı değil, iktidarın katliamı gizleme çabasından başka ne olabilir? Barış isteyen halk için işleyen mağdur ise nedense katiller için işlemiyor. Suruç bombacısında olduğu gibi başbakanın doğa başlamasıyla canlı bomba öldükten sonra adaleti teslim ediyor. MİT 21 canlı bombayı adlarıyla, adresleriyle belirlemişken nedense biri bile diri ele geçirilemiyor. Cinayet düpegündüz bir bozkır sabahında işlendi. Cinayeti herkes gördü. Cinayeti kimse görmedi.
Suruç'u, Diyarbakır'ı, Cizre'yi, Roboski'yi, Reyhanlı'yı kimse görmedi. Ama tatiller aramızda. Onlar görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyorlar, diyecekler. Biz yazanlarsa gördük, duyduk, biliyoruz diyeceğiz. Suriye'ye erzak götürüp yaralı cihatçı getiren ambulansları, Suriye'ye silah götürüp cihatçı besleyen tırları, Suriye'ye kentlerden savaşçı gönderen cihatçı askerlik şubeleri, kırlarda, meydanlarda yapılan cihata çağrı ayinleri, Doktor Moro'nun Pasifik canavarları gibi Türkiye Yarımadası'nda beslenip büyütülen yoksul canavarları, bu canavarlara verilen örtülü açık izinler. Gördük, görüyoruz, göreceğiz. Sevgili, yaralı, hüzünlü ülkemiz, yeryüzünü ve gökyüzünü kana boğan bu insanlık düşmanlarından elbet ülkemiz kurtulacak. Ankara'nın ortasında patlayan bu bombalar, kalemlerimizden ve gökyüzüne kansız bakmayı özleyen, bunun için barış alayına duran, özgürlük türkülerini söyleyen kardeşlerimizin düşlerinden güçlü değildir çünkü. Cinayeti gördük. Unutmayın. Türkiye yazarlar. Onlarca insan yerde yatıyor. Son nefesini veriyordu ve bir o kadar insan da burada yaralıydı ve hastaneye kaldırılıyorlardı. İşte aradan tam bir hafta geçtikten sonra sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin temsilcileri burada ilk patlamanın gerçekleştiği yerde bir araya geldiler. Anma töreni için bir araya geldiler. Önlerine girilmiş polis çemberiyle çevrilmiş bir alan var. Ve o alanın içinde burada geriye kalan eşyalar, gömlekler, ayakkabılar, diğer taraftan ayakkabılar yine kullanılmak üzere aslında burada biriktirilen pankartlar, anketler hepsi burada. Birer hatıra olarak geride kaldı. Ve vatandaşların sivil toplum örgütlerinin ellerinde gördüğünüz gibi karanteler var. Saat 10.04 gece, yani yaklaşık 2 dakika sonra burada toplu bir anma töreni gerçekleşecek ve bu anma töreni sırasında onlar da burada bu acıyı hep Buran abi, çok az bir geriye alalım kendimizi ki. Arkadaşlar, bir hafta önce buradan başlayacak olan yürüyüşümüz şimdi bir açıklama yapılıyor. İsterseniz burada kaldı. Her gün, her an, her dakika yeniden buradan barış yürüyüşümüz yeniden başlıyor. Ta ki bu büyük düşümüzü, barışı ülkemize getirene kadar bu yürüyüş durmayacak. Şimdi sizleri bu karanfiller için, bu güzel insanlar için, barışın sonsuz yürüyüşleri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bir hafta önce, bir
suçlanıyordu şimdi. Şimdi bizi katledenler, bizi öldürenler aynı zamanda suçluyorlar bizi. Suçsuzluğumuza bir uzatıyorlar. Ölümümüzden kendilerine, kirli iktidarlarına pay çıkartmaya çalışıyorlar. Güvenlik diyorlar. Biz biliyoruz ki bu ülkede sömürenlerin ve semirenlerin dışında hiç kimsenin güvenliği yok. Güvenlik dendiğinde sarayların, sultanların, paravalaların güvenliği söz konusu. Ne Soma'da ölen 300 bin işçi, ne Ermenek'te ölen işçiler, ne erkek cinayetine giden kadınlar, ne sonuçta öldürülenlerin, ne bugün Diyarbakır'da Cizre'de öldürülen çocukların, ne de geçen hafta burada öldürülen bizlerin. Güvenlik denince bunların güvenliği anlaşılmamaktadır. Güvenlik denince 5000 korumayla, saraylarla, duvarlarla korunanların güvenliği anlaşılmaktadır. Bizim güvenliğimiz hiçbir zaman bu devletin derdi olmadı. AKP'nin hiç olmadı. Onların bütün güvenlik derdi iktidarların güvenliği. Çıkmışlar televizyonlardan, gazetelerden terörün birliğimizi bozmamasına dair vaazlar veriyorlar. Katlimize sebep olanlar, katlimizin sorumlusu olanlar bizim onlarla birlik olmaktan vazgeçmememizi vaaz ediyorlar. Halbuki kendileri hiç bizi kendilerinden saymadılar. Şurada, şu gördüğünüz garda çalışan, şu kurumda çalışan 14 tane canımız burada katledildi. Üç tanesi şu binada, şu üç tanesi fiil olarak şu binada çalışıyordu. Gelin bir bakın, bir tane matem görüntüsü var mı? 3 günlük yas ilan ettiler. Gelin bir bakın, bir fotoğrafları, ne bir karanfil, ne bir fotoğrafları, ne de bir siyah karton asılmamış oraya. Bizim yasamızı tutmayanlarla biz birlik olamayız. Buranın adını Barış Meydanı konsun diye talepte bulunuldu. Gökçen Belediyesi, Gökçen görevlileri ne dediler? Mukaddes değerlerimize karşı çıkanlarla barış olmaz dediler ve reddettiler. Yani bizlerle barış olmaz diye açıktan söylediler. Cumhurbaşkanından, başbakanından, belediye başkanlarından, Konyalı futbol seyircilerine varana kadar. Hepsi, hiçbirisi bizim yasımıza ortak olmadı. Yalandan yas ilan ettiler ama bu yası tutmadılar. Ve şimdi bizim onlarla birlik olmamızı istiyorlar. Onlar kendi saflarını seçtiler. Onlar Suud Kralı ile birlikler. Onlar Katar Şeyhi ile birlikler. Onlar Obama ile birlikler. Onlar paranın saltanatı ile birlikler. Mafya babalarıyla, poz verenlerle, mafya babalarına miting yaptıranlarla, oluk oluk kan akıtacağız diyenlerle bizim bir birliğimiz olamaz. Bizim birliğimiz kadınıyla, erkeğiyle, ailesiyle, sünnisiyle, türküyle, kürtüyle, özgürlüğün, kardeşliğin, demokrasinin, vicdanın ve insanlığın birliği olacak. O birlik burada kan kardeşliği ilan etti. Kürdü de, Türkü de, Alevisi de, Filistinlisi de burada şu meydanda kan kardeşliği ilan ettiler. O kimdir? O oldu. Hesap verecek. O kimdir? O oldu. Hesap verecek. Şahin dediği gibi, biz kırıldık, daha da kırılırız. Ama katil biliyor katil olduğunu. Ama hırsız biliyor hırsız olduğunu. Ama tetikçilerin arkasındakiler kendilerini biliyorlar. Her gün demeçleri
kapıyı koruyorlar. Dünyanın neresinde bir tane birinin başına bir iş gelse Tayyip Erdoğan hançeresini yırta yırta gözlerini patlete patlete konuşuyor. Ama hala bunun için gerçek bir demeç vermediler. Yalanlarla dolu gözleriyle bakarak konuşuyorlar. Hala IŞİD diyemediler. Ve diyemeyecekler. Çünkü IŞİD dediklerinde suç ortaklıkları patlayacak. Çünkü İtham ediyoruz. Suçluyoruz. Hesap soracağız. Ve yargılanacaklar. Öyle gizli gizli mahkemelerde değil. Öyle yayın yasaklarıyla değil. Stadyumlarda yargılanacaklar. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda da otursalar, başbakanlık koltuğunda da otursalar, istifa da etmeseler, üstümüze, cesetlerimizin üstüne anmak yapmak isteyenlerin üstüne gaz bombaları da sıksalar, yargılanmaktan ve hesap vermekten kurtulamayacaklar. Şimdi arkadaşlar, katil Erdoğan, hırsız katil Erdoğan. Şimdi birçok kurum ve anma yapacak arkadaşımız var burada. Şimdi sözü onlara bırakıyoruz. Ali. Ali. Balkın, Ali balkın.
değil mi?